düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba kıymetli dostlarımız. Yine elhamdülillah Rabbimizin izniyle bir İman Hakikatları isimli programda birlikteyiz, beraberiz. Cenab-ı Rabbil Alemin istifademizi ziyadesiyle arttırsın inşallah. Bilmediklerimizi öğretsin, öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip etsin inşallah değerli dostlarım. Burada güzel manalardan bahsediyoruz. Hoş hakikatları gündeme getiriyoruz, konuşuyoruz, inceliyoruz. İstifade etmeye çalışıyoruz. Yaşama ve yaşatma gayreti içerisinde olmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Rabbül Alemin İnşallah nefsimizi ve aklımızı mutmain edip marziyatı dairesinde öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip etsin inşallah değerli dostlarım. Güzel bir mevzu seçtik bugün. Çok hoş bir konudan bahsedeceğiz. Yunus Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. Yunus Aleyhisselam'ı anlamaya, tanımaya, hayatından ders çıkarmaya çalışacağız inşallah. Çünkü Yunus Aleyhisselam'ın hayatında yaşadığı o hadiseler, o kıssası bize nasıl bakıyor? Biz oradan nasıl bir ders çıkarabiliriz? Bize bakan yönüyle hayatımıza o kıssayı nasıl tatbik edebiliriz? Ve hayatımızda ziyadesiyle istifadeyi nasıl sağlayabiliriz? İnşallah bugün Risale-i Nur Külliyatı'ndan birinci lemadan bu manayı okuyacağız, anlayacağız, istifade edeceğiz. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum değerli dostlarım. Çünkü çok önemli bir nokta. Yunus Aleyhisselam'ın başına gelen o hadiseden sonra kalbinin ve aklının intibaha gelmesiyle La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin duasını etmesi ve bu duanın içeriğinin Cenab-ı Rabbül Alemin tarafından makbul karşılanıp çok güzel bir şekilde kabul edilişini inşallah burada göreceğiz. Ve bizler de şu sosyal hayatın içerisinde, içtimai hayatın içerisinde ve İslamiyet noktasında yapamadığımız, yaşayamadığımız bazı hakikatlarda bu dua ile Yunus Aleyhisselam'ın bizlere öğretmiş olduğu bu dua vesilesiyle nasıl sorunları giderebiliriz, nasıl problemleri aşabiliriz, nasıl makbul ve kabul edilmiş bir duaya kavuşabiliriz inşallah bunu bugün öğreneceğiz değerli dostlarım. Hiç bu şekilde Yunus Aleyhisselam kıssasını dinlememişizdir. Samimiyetimle söylüyorum, ilk defa duyacağımız çok güzel manalarla karşılaşacağız. Kıssanın faslında değil, aslında inşallah bugün inceleme yapacağız. Aslının üzerinde duracağız ve gerçek mana itibariyle biz buradan ne ders çıkarabiliriz buna bakacağız. Hadi hep beraber inşallah şu mananın ve konunun içerisine girelim, istifade edelim. Evet, Hazreti Yunus İbni Metta ala Nebiyyina ve aleyhissalatü vesselamın münacatı, duası en azim bir münacattır. Çok büyük bir duadır. Ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Burası çok önemli. En mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Yani duaların kabul olmasına müthiş derecede bir sebeptir. Çok güzel bir mana. Çok hoş bir mesele. Elhamdülillah. Bakın. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresinin hülasası,
yani Yunus Aleyhisselam'ın başından geçen hadisenin özü, hülasası, kısası. Denize atılmış. Büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı, gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin münacatı, duası ona süraten, hızlı bir şekilde vasıta-i necat olmuştur. Kurtulmasına sebep olmuştur. Biliyorsunuz Ninova şehrinde yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı bir kavme Yunus Aleyhisselam peygamber olarak gönderiliyor. Tabi putperestlik, inançsızlık, kendi kafalarına göre uydurdukları örf, adet, ananeler, hak din dışında yaşantı tarzıyla sefih bir hayat içerisindeler. Yunus Aleyhisselam tebligatını yapıyor, ısrar ediyor. Bakıyor ki hiç ona tevessül etmiyorlar. Dinlemiyorlar, uymuyorlar, getirdiği hakikati kabul etmiyorlar. Ta ki azap bulutları yaklaşana kadar. Azap bulutları yaklaşınca azap ile de kendilerini ikaz ediyor Yunus Aleyhisselam. Fakat azabı da ciddiye almıyorlar. Yunus Aleyhisselam Cenab-ı Rabbül Alemin'den talimat gelmeden kavmini terk ediyor. Oradan bir gemiye binip sahil kenarına kadar indikten sonra o gemiyle oradan uzaklaşıyor. Tabii gemide hadiseler, vukuatlar, meseleler gündeme geliyor. Yunus Aleyhisselam'ı en son denize bırakıyorlar ve büyük bir balık da denizde Yunus Aleyhisselam'ı yutuyor. Biz kıssanın bu fasıl kısmında değil, kıssanın içerisindeki asıl kısmına bakacağız. Şimdi okuyacağımız mevzu, kıssanın içeriğinden alabileceğimiz ders nedir? Bize bakan yönü nedir? Bu manaları bugün konuşacağız. Yoksa kıssanın teferruatıyla ilgili konuşmayacağız. Evet, demek ki anlaşılan konu üzeri Yunus Aleyhisselam denize atılmış, deniz dalgalı, gece karanlık, balığın karnında, her taraftan ümit kesik bir vaziyetteyken Yunus Aleyhisselam La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diye dua ediyor. Ve bu dua vesilesiyle ne yapıyor? Cenab-ı Rabbül Alemin ona kurtuluşu, ihsan ve ikram ediyor. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki, biz bu duanın içinden ne alabiliriz? Biz bu duayı diğer dualarımıza makbul olma açısından nasıl bir basamak yapabiliriz? Bize Yunus Aleyhisselam'ın bakan kıssasının yönü nedir inşallah? Bunu inceleyelim hep beraber. Buyurun. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki, şu duanın azim sırrı şudur ki, o vaziyette esbab bil külliye sükut etti. Yunus Aleyhisselam'ın o vaziyetini biraz empati yapsanız da, kendinizi oraya bir koysanız da, bakın, o balığın karnına bir girin. Bak, sebepler sustu. Seni nasıl kurtaracaklar oradan? İnsanlar veya diğer sebepler. Koca bir denizdesin, sayısı belirsiz, büyük balıklar var ve bunun içindesin. Hangisinin içindesin bilen yok. O yüzden baktığın zaman gerçekten gece karanlık, deniz dalgalı ve bir balığın karnındasın. Artık senin kurtulman için bütün sebepler aslında ne oldu bakın? Sustu. Sükut etti bakın. Çünkü o halde ona necat verecek, o bulunduğu vaziyetteyken, bak bir empati yapın diyorum size. O vaziyetin içerisine bir girin, bir hissedin onu bak. Yani bir akıldan geçmesin mesele, kalbe de insin, içinizde o hissiyatı bir yaşayın bak.
Bir yaşayın Allah aşkına bak. Kim kurtarır beni buradan? Denizin ortasında bir balığın karnındasın ve her taraftan ümit kesilmiş. Kim bana fayda verebilir? Düşünebiliyor musunuz? Artık ümidi kesersin. O haldeki şu hale bir bakın. İnsan nasıl ümitlenebilir? Allah aşkına bir düşünün bak. Orada Yunus Aleyhisselam olayların, sebeplerin peşinden gelen o düşünce yapısıyla, peygamberi bir düşünceyle ne diyor bakın? O halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki, Yunus Aleyhisselam diyor ki, bana kurtuluşu verecek öyle bir zat lazım ki, hükmü hem balığa, bu zat balığa söz geçirsin, balığın sahibi olsun, hem denize, hem o dalgalı denize söz geçirsin, denizin sahibi olsun, hem geceye, o karanlığın sahibi olsun ve karanlığa söz geçirsin, hem cevvi semaya geçebilsin. O gökyüzündeki karanlığa, o dünyanın boşlukta duran haline söz geçirebilecek bir zat lazım ki ancak beni görür, beni kurtarır düşüncesine hakim olmak lazım. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve Hud, yani balık, ittifak etmişler. Gece, deniz ve balık aleyhimize ittifak etmişler. Üçü bir araya gelmiş ve bizi yok etmişler. Ancak bizi kim kurtarabilir? Bunların hepsine söz geçirebilen bir zat kurtarabilir düşüncesi hasıl oluyor Yunus Aleyhisselam'da. Bu üçünü birden emrine musahhar eden, emrine itaat ettiren bir zat onu sahili selamete çıkarabilir. Hepsine birden sözü geçen bir zat onu selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsa idiler, yine beş para faydeleri olmazdı. Bütün halk sana yardım etmek isteseler, bütün servetler sana yardım etmek isteseler, Allah aşkına dürüstçe cevap verelim, seni oradan kurtarabilirler mi? Koca bir okyanus, dalgalar var, karanlık ve sen o okyanusun içerisinde sayısı belirsiz büyük balıkların içinden bir tanesinin karnındasın. Şu hale bakın. Allah aşkına şu hale bakın. Ya böyle bir hal. Bu vaziyette Yunus Aleyhisselam. Ve Yunus Aleyhisselam bu vaziyetin içerisine girip o vaziyeti tefekkür edip diyor ki bak, bütün bunların hepsine sözü geçen, sebepleri yaratan ve sebeplere müdahale eden ve o sebepler onun emrine itaat edecek vaziyetteyken onlara itaat ettiren bir zat beni kurtarabilir diyor. Demek esbabın tesiri yok. Demek ki sebeplerin şu yeryüzünde hakikat noktayı nazarında tesiri yok. Müsebbibül esbaptan başka bir melce olmadığını aynel yakin gördüğünden Yunus Aleyhisselam, şu sebepleri yaratan, bunların sahibinden başkası beni kurtaramaz buradan dediğini aynel yakin hissettiğinden sırr-ı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf etti. Allah Allah. Sırr-ı ehadiyet, nuru tevhid içerisinde inkişaf etti. Yunus Aleyhisselam açıldı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah her an başka şandadır diyor ayet-i kerimede. Allah her an başka bir işle meşguldür. Bak, benim kan damarlarımda, damarlarımın içerisinde o kan hücrelerini dolaştırdığı, o hücrelerin taşıdığı enzimlerle, vitaminlerle vücudumdaki azalarımı beslediği gibi sizinkini de yapıyor. Yeryüzündeki bütün hayvanat taifesininkini de aynı anda yapıyor.
ve bitkilerin hücreleriyle de aynı anda meşgul olan bir Cenab-ı Rabbül Alemin. Düşünsenize, her an benimle meşgul olan bir Rabbim var. Çünkü ben vücudumda hiçbir şeye müdahale edemiyorum. Vücudumun çalışma sistemini ancak bozuyorum ben, yapamıyorum. Ve bu fevkalade çalışan sistem, düşünsenize kılcal bir damar tıkanıyor, orası felç oluyor. Bak o damarın tıkanmaması için, o azaların oksijenle, vitaminlerle beslenmesi için sürekli bir faaliyet var. Bizim en fazla yaptığımız buradan lokmayı koyup sadece çiğneyip yutmak oluyor. İçeride o yediğimiz lokmalardaki hasiyetlerin vücudumuza dağılıp beslemesi noktasında hiçbir gayretimiz yok. Kim yapıyor peki bunu? Kainatın sahibi olan Cenab-ı Allah yapıyor. O zaman benimle özel ilgileniyor, seninle özel ilgileniyor, hepimizle bütün varlıkla özel ilgileniyor. O zaman benden haberdar. Bütün parmak izlerini bilmeyen her insanın parmağına ayrı bir iz yapabilir mi? Elbette yapamaz. Demek ki bütün parmak izlerinden haberdar ki bunu yaratan, bana özel parmak izi yaratmış. Bana özel göz retinası yaratmış. Bana özel avuç içi izi yaratmış. Herkesinki farklıdır. İşte o yüzden bana özel yarattıysa, bana hususi bir vücut verdiyse ve insan tek ve yekta ise, o zaman benden haberdardır. O zaman balığın karnında da olsam, mağaranın dibinde de olsam, alakasız bir yere hapsolmuş ve bütün sebepler susmuş ve beni oradan çıkaracak ve kurtaracak kimse olmasa bile, Cenab-ı Rabbül Alemin beni her an ayakta tutan o olduğu için benden haberdar ve benim orada olduğumu biliyor. Yunus Aleyhisselam bunu fark ediyor. Balığın karnında. O zaman köşede hasta yatalak da olsak, bir yerde kapalı kalmış ve bizden kimsenin haberi de olmazan o hale düşmüş isek, bilin ki her an vücudumuzun hayatını devam ettiren ve şu kalbimizi sürekli attıran Cenab-ı Rabbül Alemin bizden mutlak surette haberdardır değerli dostlarım. Şu münacat birdenbire geceyi, denizi, hutu yani balığı ona musahhar etmiştir. Bak yakaladık sırrı. Sebeplerin adi olduğunu fark ettik ve bu sebepleri hakikatta yaratan ve tesir eden Cenab-ı Allah'tır dedik. O mana ile, o şuur ile la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diye duamızı ettik. Bir anda olayların akışı ve boyutu değişiyor. Yunus Aleyhisselam'da değiştiği gibi. Çünkü bu bir imtihandır. Rabbimiz kendimizi, bakın, tanımamızı, bilmemizi ve bu vesile ile kendisini bulmamızı istiyor. Muradı budur. Muradı ilahi budur. Ona abd ve kul olmamızı istiyor. O Rabbimizin her şeye müdahale ettiği sırrını çözüyor ve birden aleyhinde olan her şey lehine geçiyor. Çünkü sahibine müracaat etti. Mesela düşünün ki adam sokakta şöyle güçlü kuvvetli bir elinde köpek dolaştırıyor. Harhur seslerle senin üzerine atlamak istiyor, hırlıyor sana. Ne kadar buna git, çekil falan desen de belki çok tesir edemeyebilirsin. Belki daha fazla üzerine gelecek. Ama sen şu sırrı çözüyorsun. Ya bunun sahibi var. İpi de sahibinin elinde. Buna müdahale edebilecek olan aklı başındaki sahibine müracaat etsem, bu kelp bana saldıramaz. Bak sırrı çözdün. Ve diyorsun ki beyefendi lütfen onu çeker misiniz? Bana zarar veriyor. Adam ha özür dilerim pardon deyip çekse ipini, otur dese ona, o da pat diye oturur sahibini dinlediği için. Bak nasıl kurtulduk? Baştan birebir
onunla o kelp ile yani köpek ile mücadele etsek belki zararlı çıkacaktık ama sırrı çözüp manayı idrak edip sahibine müracaat edince bir anda ondan kurtulduk. Birebir mücadelede ne oldu bakın belki kaybedebilirdik ama sahibine müracaat ile bu meseleden sıyrıldık. Aynı şey. Sebepler üzerimize ne kadar gelirse gelsin, onların sahibi hakikisine müracaat etmek. Çünkü onların ipi Cenab-ı Allah'ın elinde. Ve Yunus Aleyhisselam bunu sözmüş. Bu sırrı anlamış. Biz buradan ders almamız lazım. Biz bu sırrı çözeceğiz. Sebeplerle istediğin kadar depin. Belki aşamayabilirsin. Belki işin içinden sıyrılamayabilirsin. Ama sahibi hakikisine müracaat ettiğin an iş değişir. Çünkü o sebepleri yaratan ve onlara yön veren odur. Bizden istenilen de bu zaten. Beni bu sebeplerin arkasında görüp bulabilecekler mi? Meseleyi sebeplerden mi bilecekler? Yoksa benden mi bilecekler diye Cenab-ı Rabbül Alemin bizi imtihan ediyor değerli dostlarım. Mesele budur. Bu konu bu kadar basit yani bakın. Biz sadece şu mana ile düşünmemiz yeterli olacak. O manaya geçeceğiz sadece. Önemli olan bu. Bak bir anda gece deniz balık Yunus Aleyhisselam'ın emrine geçtiler. O nuru tevhid ile Hut'un karnını denizaltı gibi bakın tahtel bahir gemisi hükmüne getirip balığın karnı bir anda denizaltı hükmüne getirip ve zelzeleyi dağlar vari envaç dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra yani denizin sahibine müracaat ettiği için denizi Cenab-ı Rabbül Alemin güzel bir sahra bak Allah Allah ve bir meydan-ı cevelan ve tenezzühgah olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp gökyüzünü bulutlardan, fırtınalardan temizleyip kameri bir lamba gibi, ayı bir lamba gibi başı üstünde durdurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden, her taraftan onu tehdit ve baskı altında bulunduran o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Az önce aleyhinde olan deniz, gece, balık bir anda sahiplerinin emriyle faaliyetlerini ve atraksiyonlarını değiştirme neticesinde Yunus Aleyhisselam'a dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete çıktı. O balığın karnından kurtulup bir kenara çıktı. Şecere yaktin altında, yaktin ağacı altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. Rabbinin o lütfunu seyretmeye daldı. Bak balığın karnından çıkıyor. Cenab-ı Rabbül Alemin geniş yapraklı bir ağaç olan yaktin ismindeki bir ağacı ona gölge yapıyor. Barınak yapıyor ve orada Cenab-ı Allah'ın lütfunu seyrediyor. Çünkü diyor insanlık diye bir araya gelse, toplansa ne bu denizi durdurabilir dalgasını, ne bu balığı okyanusun içerisinden bulabilir, ne de bu fırtınayı dağıtabilirdi diyor. Ancak bunlara gücü yeten bir zat beni buraya çıkardı deyip tefekkür etmeye dalıyor. Aynen öyle. Şimdi Yunus Aleyhisselam'ın başından geçen hadiseyi anladık. Olaya aklen ve kalben nasıl müdahale ettiğinin farkına vardık. Düşünce yapısıyla Rabbine kulluk vasıtasıyla nasıl aleyhinde olan şeylerin bir anda lehine geçtiğini gördük, keşfettik. Bakalım bize bakan yönü şimdi ne olacak? Bir de burayı inceleyelim. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Allah Allah. Çok ilginç. Yunus Aleyhisselam balığın karnındaydı. Hale baktığımız zaman, incelediğimiz zaman dehşetli bir hal gibi görünüyor.
Ama diyor ki bakın burada Bediüzzaman Hazretleri, onun diyor o bulunduğu halden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz biz diyor. Allah Allah. Neden acaba? Gecemiz istikbaldir. Yunus Aleyhisselam'ın o gecesi bizim geleceğimizmiş. Geleceğimiz. İmansızlık bakışıyla bakarsan karanlık gözüküyor. Ama iman penceresiyle bakarsan ahiret alemlerinin, o yurdun güzelliği görünüyor. İstikbalemiz nazar gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Bakın, eğer ölümden ürküyor, kabirden korkuyorsak ve ölümü çok dehşet verici bir hal gibi görüyorsak, bu bizde sıkıntılı bir haldir, bir hastalıktır. O yüzden Yunus Aleyhisselam'ın halinden 100 derece daha dehşetli bir vaziyettedir böyle bir insan. Neden biliyor musunuz? Ölümü tanımamış, hakikatini anlamamış, keyfiyetini bilmemiş insanlar ölümden ürküp ölümden korkuyorlar. Ve ölümün arkasındaki ahiret alemlerini göremiyorlar ve o iman noktasındaki, itikat noktasındaki noksaniyeti ve gafleti o manaları ona göstermiyor. Bu da sıkıntılı bir durum. O zaman bize düşen ölümün gerçek yüzünü, ahiret alemlerinin varlığını iman hakikatlarıyla öğrenip, anlayıp, kavrayıp o iman gücüyle, o aklımızı örten gaflet perdesini aklımızdan çekmek ile görebiliriz. Ve ölümün hakikatını bilen kamil insanlar daha ölüm gelmeden ölmek istemişler manasını ancak o zaman idrak edebiliriz. Mevzumuz bu değil. Devam ediyorum. Konuyu anlayacağız. Denizimiz şu sergerdan küre-i zeminimizdir. Yunus Aleyhisselam denizin içindeydi. Biz de şu dünyanın içerisindeyiz. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden 1000 derece daha korkuludur. Her an ölümleri bu yeryüzünde görüyoruz. Bitkiler ölüyor, hayvanlar ölüyor, insanlar ölüyor. Gün bitiyor, gündüz ölüyor, gece geliyor, gece bitiyor, gece ölüyor, gündüz geliyor. Sürekli baktığımız zaman bir değişkenlik, bir gidişat, bir faaliyet alenen apaçık burada görünüyor. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Yunus Aleyhisselam'ı balık yutmuştu ama bizi yutan nedir? Nefsimizin İstek ve hevalarıdır. Öyle bir yutmuş ki bizi, onun peşinde koşmaktan, yaratılış amaç ve gayesini unutmuş insan, sadece nefsini mabut ittihaz etmiş. Rabbinin emirlerini değil, nefsinin emirlerini dinleyen bir hal almış insan. Öyleyse Yunus Aleyhisselam'ı balık yutmuş ama, bizi yutan nefsimiz, ahiretimizin mahfına çalışıyor. Şimdi okuyalım bakın. Bizim hevai nefsimiz, o isteklerimiz, nefsimizin süfli arzuları hutumuzdur. Bizi yutmuştur. Yunus Aleyhisselam'ın balığın tarafından yutulması gibi biz de nefsimiz tarafından yutulmuşuz. Hayatı ebediyemizi sıkıp mahfına çalışıyor. Ebedi hayatımızı sıkıyor, mahvetmeye çalışıyor. Kim? Nefis ve hevamız. Bu hut, yani bu bizi yutan nefis, onun hutundan, balığından 1000 derece daha muzırdır. Neden? Çünkü onun hutu, onu yutan balık, 100 senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise 100 milyonlar seneler olan ahiret hayatımızı mahveder. Yunus Aleyhisselam'ı yutan balık en fazla dünya hayatını alırdı elinden. Zaten peygamberdir, cennette müjdelendirilmiş, ismet sıfatına mazhar, günah işlemez. O garanti ama
bizi yutan nefsimiz. Bakın, Yunus Aleyhisselam'ı yutan balıktan 1000 derece daha tehlikelidir. Az önce söylediğimiz üzere tekrar ediyorum. Bizi yutan nefsimiz, dünya hayatımızı değil, ebedi sonsuz ahiret hayatımızı da mahveder bir durumdadır. Çok tehlikeli bir şey. Madem hakiki vaziyetimiz budur, dünyamız, nefsimiz, her şeyle üzerimize yüklenmiş, bizi perişan etmek için elinden gelen gayreti sarf ediyor. Öyle tehlikeli ve dehşetli durumdayız ki, Yunus Aleyhisselam'ın düştüğü pozisyondan daha dehşetli ve sıkıntılı bir pozisyondayız. Nereye kadar buna dur demeyeceğiz? Nereye kadar bizi alıp götürecek bu vaziyet? Ebedi hayatımızı mahvedinceye kadar mı? O zaman mı rahat edeceğiz? O zaman mı oh diyeceğiz? Hayır efendim. Nefsimizin ve dünyamızın bizi yağma yağma etme neticesinde ahiret noktayı nazarında ah ki ne ah deriz. Çok dehşet ve tehlikeli bir durum. O zaman bir an önce bizi yutan nefsimize, bizi içine çekip içinde mahveden dünyamıza bir dur diyeceğiz. Ben sırf sizin için yaratılmadım. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Bunu iyi düşünelim. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışız ki bütün vaktimizi ona sarf ediyoruz? Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaen umum esbaptan yüzümüzü çevirip, bütün sebeplerden yüzümüzü o sebepleri yaratan Rabbimize çevirip, doğrudan doğruya müsebbebül esbab olan Rabbimize iltica edip, sebepleri yaratan Rabbimize sığınıp, La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin demeliyiz. Ve aynel yakin anlamalıyız ki, gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, gafletimiz ve İslamiyeti ve imani hakikatleri tam birleşme işimizden geleceğimizi hiçlik ve yokluk gibi görmemiz, dünya ve havai nefsin zararlarını, bakın Allah Allah, dünya ve nefsimizin bize vereceği zararları def edecek yalnız o zat olabilir ki, yalnız kainatın sahibi Cenab-ı Allah olabilir ki, istikbal tahtı emrinde. Nasıl Yunus Aleyhisselam sebepler sükut etti, sustu. Beni yalnız Rabbim kurtarabilir. Bu sebepleri yaratan yalnız O'dur deyip olayın farkına vardı bakın. Biz de Ya Rab, nefsimiz, dünyamız, geleceğimiz bizi yutuyor. Mahfımıza çalışıyor. Bunların arkasında hakiki tesir eden sensin ve sana müracaat ediyorum ve yalnız sana sığınıyorum deyip meselenin içerisinden sıyrılmamız gerekiyor. Ve Yunusvari aleyhisselam gibi dua edip o niyetle bizi sıkan ve mahfumuza çalışan hadisatın içerisinden kurtulmamız gerekiyor. Çünkü Yunus aleyhisselamın niyeti ve düşüncesi, gerçeği görmesi o sıkıntılardan onu kurtarmıştı biliyorsunuz. Bizler de Yunus Aleyhisselam'ı örnek alıp, hayatındaki o hadiseleri yakalayıp, o hadisenin gerçek yüzüyle yüzleşip, Rabbimizi bulup, sebeplerin arkasında onun kudretini görüp, yalnız ve yalnız Rabbimize, sebeplere müracaat edip, tesirini o halk ettiğini bilerek Rabbimize sığınmamız gerekiyor. Bak, istikbal tahtı emrinde, geleceğimiz Cenab-ı Allah'ın emrinde. Bütün insanlık bir araya gelse geleceğimizle ilgili bir şey yapabilir mi? Nasıl kurtaramadılar, bütün insanlık bir araya gelse okyanusun içinden Yunus Aleyhisselam'ı o balığın karnından kurtaramadılar? Aynen bütün insanlık teknoloji bir araya gelse, bizi bekleyen gelecek hadisesinin içerisinden
kurtaramazlar. O yüzden ne güzel bak bir uyanış. Dünya tahtı hükmünde, Cenab-ı Allah'ın emrinde dünya, nefsimiz tahtı idaresindedir. Nefsimiz Allah'ın idaresindedir. Acaba Halik-ı Semavat, gökyüzünün yaratıcısı ve arzdan başka, yeryüzünün yaratıcısından başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatırat-ı kalbimi bilecek? Kim bilir benim kalbimden geçenleri? Yeryüzünü ve gökyüzünü yaratan Rabbimden başka kim bilebilir kalbimden geçenleri? Kim beni muhafaza edebilir? Ve bizim için istikbali, geleceği ahiretin icadıyla ışıklandıracak. Ya geleceğimiz imansızlık gözlüğüyle baktığımız zaman kapkaranlık, hiçlik gibi gözüküyor. Ama her şeye, yani geleceğe de söz geçiren bir Rabbimiz var ki vaat etmiş, geleceği diyor bana abd ve kul olmazsınız neticesinde cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştüreceğim. Bu iman ve itikat insanın Rabbine sığınma derecesini ziyadesiyle arttırıyor. Ve dünyanın yüz bin boğucu envacından kurtaracak, haşa, zat-ı vücibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izin ve idaresi olmadan imdat edemez ve halaskar olamazlar. Rabbimizden başka hiçbir şeyin gücü kudreti bu dünyayı önümüzdeki şu engeli kaldırıp yerine ahirete koyamaz. Rabbimizden başka kimse bunu yapamaz. Kimse bunu yapamaz değerli dostlarım. Şimdi dedik ya, nefsimiz bizim balığımız olmuş ve bizi yutmuş. Yunus Aleyhisselam'ı yutan balık hükmüne geçmiş nefsimiz. Peki Yunus Aleyhisselam bu balığın karnından hangi düşünce yapısıyla kurtulmuştu? Sahibi hakikisine müracaat edip onun sözünü dinleyeceğini bilip sebeple mücadele etmekten ziyade birinci dereceye o sebebin sahibine ulaştıktan sonra o balığın karnından kurtulmuştu. O zaman bu Yunus Aleyhisselam'ın La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin duası, münacatı bize acayip derecede makbul bir dua hükmüne geçip biz de bundan istifade edebiliriz. O zaman namaz kılmayan nefsimizi, oruç tutmayan nefsimizi veyahut da kötü alışkanlıklar edinmiş olan ve bundan kurtulamayan nefsimizi sahibi hakikisine müracaatla bir şikayet etsek ya, İnsanlara şikayet etmek yerine, oturduğumuz yerden kendi kendimize şu sigarayı bırakamıyorum, şu alkolden kurtulamıyorum, bir türlü namaza başlayamıyorum düşüncesiyle kendi kendimize veryansın edip feryat edeceğimiz yerde, bunun sahibi hakikisine bizi yutan şu nefis balığının sahibi hakikisine bir müracaat etsek ya, Yunus Aleyhisselam bunu öğretiyor bize. Bak sadece burayla kalmasın bu mesele. Bize ayrılan süre içerisinde ancak bu kadar meselenin içerisine girebiliyoruz. Yoksa konu çok geniş, çok derin, çok manat yüklü bir meseledir. Bunu hayatımızın her kademesine, her safhasına taşıyabiliriz. Bu bizim elimizde olan bir şey. Bu bir mihenk taşıdır. Bu ana başlıktır. Bu dua ile ve bu niyet vasıtasıyla bizler birçok meselenin hakkından gelebiliriz. Öyleyse, bütün hekimler birleşse, bütün alimler birleşse, ne seni alkolden kurtarabilir, ne seni namaza başlatabilir. Öyleyse, sırr-ı azim ile,
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin duasını vesile-i necat yapıp, ya Rab bu nefsin sahibi hakikisi sensin, bu beni tarassut altına aldı, bu alçak nefis yüzünden namaz kılamıyorum, bu kötü alışkanlıklarımdan kurtulamıyorum, bunu sana şikayet ediyorum, bunun sahibi sensin, ben niyet ettim, namaza başlayacağım, sana abd olacağım, kötü alışkanlıklarımdan kurtulacağım ve bunu da sana havale ediyorum nefsimi. Lütfen ya Rabbel Alemin, Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından kurtardığın gibi beni de bu nefsimin tarassutundan kurtar, bu ibadetsizlikten kurtar, bu kötü alışkanlıklardan kurtar diyerek şu nefsimizi Yunus Aleyhisselam gibi sahip hakikisine müracaat ederek yenelim hep beraber inşallah değerli dostlar. İnşallah Yunus Aleyhisselam'ı ve kıssasını, bu birinci lemayı Cenab-ı Rabbül Alemin hepimizi anlamayı, anladığımızı yaşamayı ve hayatımızı kolaylaştırmayı nasip etsin değerli dostlarım inşallah. Evet, maalesef yine bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir başka iman hakikatları programında farklı bir mevzu ile buluşmak ümidiyle sağlıcakla kalın efendim. Hiç düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor.